Siz ve Karadziç, savaş bittiğinde hala özgür bir siyasetçi olmak istiyorsanız üzerinize düşeni yapmalısınız. Ne istiyorsunuz? Açık konuşun. Soykırım diyorum. Dayton ve Roth meselesinde barışçı bir imaj çizmeniz yararınız olacak. Aksi takdirde Adalet Divanı'na gidersiniz. Tercih sizin. Bosna Sırpları temsil etmem için beni buraya siz çağırdınız. Şimdi o gerizekalıların fiillerinin sorumlusu ben mi oluyorum? Beni neyle tehdit ettiğinizin farkında mısınız? Tehdit mi? Asla. Ben sadece bilgilendiriyorum. Anlaşmanızı Darodu'da Karadziç'le çözün. Toplantıyı terk edersem ne yapacaksınız? Dilediğiniz an gitmekte özgürsünüz. Tabii bu Karadziç ve Mladiç'e veda manasına gelir. Sırbistan'a ani bir NATO dokunuşu başlar. Ambargolar azami seviyeye çıkar. Madem etiğimizdeki taşları döküyoruz, öyleyse Amerikan teşviklerinden de bahsedelim. Silah sevkiyatı, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı. Gördünüz mü? Aynı dili konuşabiliyoruz. Demek ki uzlaşmanın bir yolunu bulabiliriz. Gazetecinin pazarlığı olsun. Herkes kendince bir amaç uğruna mücadele ediyor Haris. Amerikalılar kamuoyuna barış mesajı vermek istiyor. Milosevic halkının hatalarını örtmeyi. Ama kimse maşa olmadan ateşi tutmak istemez. John. Onun gibilerin tarafı yoktur Aris. Bazen barışı satar, bazen de savaşı. O an hangisi daha karlıysa. Sizce şimdi hangisi karlı? Nasıl olsa yakında bizi de yoklayacaklar. O zaman öğreniriz. Tam bir satranç oyunu.